Omuza nasıl girer? Şimdi tövbe ruhu nasıl temizler? Ona ait bir örnek vereceğim, kesiyorum. Tamam mı? Birincisi psikolojik. Tövbe ile ruhlar nasıl rahatlar? Tövbe ile ruhlar nasıl rahatlar? La temsil. Nasıl ki bir defacet için çok sıkışan, mesela defaate ciddi, hacet, tamam mı? Tuvaleti yapacaksın, otobüstesin, uçaktasın, çok sıkıştın. Çok sıkışan ve kabız olanın tuvaletle rahatlaması gibi. Tövbe böyle bir şey. Ya Rabbi, affet beni Allah. Veya göğsü çok sıkışanın ağlaması ile sanki gözyaşları yaş değil, sıkıntının, buhranların, günahların donmuş hallerinin dışarıya atılmasıdır. Ağlamak. Çünkü ağlamanın alt verisi ikidir. Aşırı muhabbetten, sevinçten, aşırı sıkıntıdan ağlar. Gözyaşını tahlil etmişler, aşırı sıkıntıdan ağlayanla, aşırı sevinçten ağlayanın gözyaşları gözyaşıyken içerisindeki kimya dağlar kadar farklı. Yani tövbe ruhu nasıl rahatlatıyor? Yani günah çıkartmak nasıl çıkartır? Günahları ruhtan nasıl pensil alabilir misin? Aynen şu. Nasıl bir sıkıntı? Ağlayarak, gözyaşı olarak ağladıkça rahatladığın gibi tuvalete sıkıştığın zaman boşalttık ruhun, aklın, fikrin tuvaletteyken aynı bunun gibi oluyor. Peki dua abi? Dua nasıl oluyor? Dua yüklemeyedir. Tövbe boşaltma yöntemidir. Dua yüklenmektir. Yani dua hele münacat esastır. Münacat taşınmaktır. Dua yüklenmektir. Tövbe boşaltmaktır. Bak bir daha söyleyeyim. Ağlayan rahatlamıyor mu? Rahatladın şimdi de nereden anlıyoruz? Göze. Ne alakası var yani? Ruhtaki hüzünle gözyaşı istibatı var mı? Yok. Yani hüzün gözyaşı değil ki ama hüzün gözyaşına dönüştüğü gibi bedensel dışarıya insanın ruhtaki sıkıntısı gözyaşıyla rahatladığı gibi tövbeyle de rahatlıyor.